Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ikinci sınıf paralarımız konusunu işleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, parayı ne zaman kullanırız, nerelerde kullanırız? Öncelikle buna bakalım. Herhangi bir şeye satın alırken, faturaları öderken veya bir hizmetin karşılığını öderken para kullanırız. Örneğin kıyafet alışverişinde veya meyve sebze satın alırken para kullanıyoruz. Veya evimizin elektrik faturasını, su faturasını öderken para kullanıyoruz. Veya diyelim ki evimizdeki televizyon bozuldu ve yapması için birini çağırdık. Verdiği hizmet karşılığında kendisine para öderiz. Yani parayı günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz çocuklar. Evet, şimdi de ülkemizin para birimi neymiş? Hangi çeşit paralar var? Bunlara bakalım. Evet, ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Türk lirası kısaca TL şeklinde gösterilir. Bir de TL dışında ondan daha küçük olan bir para birimi daha var. Liradan küçük para birimine ise kuruş denir. Kuruş kısaca KR şeklinde gösterilir. Evet, neymiş? Ülkemizin kullandığı iki tane para birimi varmış. Bir tanesi TL, diğeri kuruş. TL büyük paraları ifade etmek için kullandığımız para birimidir. Kuruş ise daha küçük paraları ifade etmek için kullandığımız para birimidir çocuklar. Şimdi paralarımız nelerdir? Bunlara birazcık bakalım. Evet, şu aşağıda sol tarafta demir paralar görüyoruz. Ön yüzleri ve arka yüzleri olmak üzere toplamda 6 tane demir para görüyoruz. Evet, demir paraların ön tarafında paranın değerini gösteren sayılar yazıyor. Bakın 1, 5, 10, 25, 50 gibi sayılar yazıyor. Bunlar paranın değerini gösteriyor. Arka yüzünde ise Atatürk'ün resmini görüyoruz çocuklar. Evet, biz böyle paralara madeni para deriz. Madeni para. Diğer bir adıyla demir para da diyoruz. Demir para. Evet, madeni paralar kaç taneymiş? 6 taneymiş. Ön ve arka yüzleri var. Ön yüzünde paranın değerini görüyoruz. Arka yüzünde ise Atatürk'ün resmini görüyoruz. Evet, şimdi de diğer tarafa bakalım. Bunlara da kağıt paralar diyoruz çocuklar. Kağıt para. Kağıttan yapıldığı için bunlara da kağıt para diyoruz. Bunlar da demirden yapıldığı için demir para diyorduk. Evet, kağıt paralar da tıpkı madeni paralar gibi 6 tanedir çocuklar. Gördüğünüz gibi 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 TL'leri görüyoruz. Evet, kağıt paralar da tıpkı madeni paralar gibi ön yüzünde Atatürk'ün resmi bulunuyor çocuklar. Arka yüzünde ise önemli insanların resimleri bulunuyor. Evet. Neymiş? Madeni paramız da, kağıt paralarımız da toplamda 6 taneymiş. Her birinin ön yüzünde Atatürk'ün resmi bulunuyor ve paraların üstünde paraların değerini gösteren sayılar yazıyor. Şimdi madeni paralarımızı tanıyalım çocuklar. Evet, şöyle. Şimdi şuna bakalım. Öncelikle burada bir yazıyor, değil mi? O zaman buna diyoruz ki bir kuruş. Kuruşu KR şeklinde kısa haliyle gösteriyorum. Evet, ön tarafında bir yazıyor, yani bir kuruş. Arka yüzünde ise Atatürk'ün resmini görüyoruz. Şimdi diğerine bakalım. Üzerinde 5 yazıyor, o zaman 5 kuruş. Evet, yine ön yüzünde paranın değeri yazıyor. Arka yüzünde ise Atatürk'ün resmini görüyoruz. Tüm paralar için aynı şey geçerli. Evet, bunun üstünde 10 yazıyor. O yüzden 10 kuruş. Burada 25 yazıyor. O zaman 25 kuruştur. 25 KR diyoruz. Evet, burada üzerinde 50 yazıyor. O zaman 50 kuruş. Bunun üzerine ise 1 yazıyor. Buna 1 TL diyoruz çocuklar. 1 Türk lirası. Şimdi dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Madeni paralarımız 6 taneydi ve hepsini kuruş şeklinde ifade ettik. Fark ettiniz mi? Kuruş, 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 kuruş. Sadece en sonuncusunu TL şeklinde ifade ettik. Bu önemli bir bilgi. Madeni paralar içinde TL şeklinde ifade edilen tek para 1 liradır. Yani madeni paralar içinde en büyük olanı budur ve 1 TL diyoruz ona. Diğerleri kuruş ama en büyük paraya 1 TL diyoruz. TL şeklinde ifade ediyoruz. Bu önemli bir bilgiydi. Bunu aklımızdan çıkarmayalım, unutmayalım. Şimdi bunları silip diğer sayfamıza geçeceğiz.
Evet, şimdi de kağıt paralarımızı tanıyalım çocuklar. Kağıt paralarımız da tıpkı madeni paralarımız gibi 6 taneydi. Şurada ön yüzünü, burada arka yüzünü görüyoruz. Ön yüzünde her zaman Atatürk'ün resmi oluyor. Arka yüzünde ise önemli insanların resimleri oluyor. Ve paranın üstünde yine paranın değerini gösteren sayıları görüyoruz. Bakalım burada 5 yazıyor. O zaman diyoruz ki 5 TL. Kağıt paraların hepsi TL şeklinde ifade edilir çocuklar. Evet, bunun üzerinde 10 yazıyor. O zaman diyoruz ki 10 TL. TL şeklinde ifade ediyoruz. Evet, bunun üzerinde 20 yazıyor. O zaman diyoruz ki bu 20 TL. Evet, devam edelim. Kağıt paralarımızın devamı da var. O da burada. Evet, üzerinde 50 yazıyorsa o zaman bu paraya biz 50 TL diyoruz. Evet, buna 100 TL diyoruz. Üzerinde 100 yazıyor. Diğerine de 200 TL diyoruz. Evet, neymiş? Kağıt paralarımızın en büyüğü 200 TL'ymiş. En küçüğü de hatırlarsanız önceki sayfada yazdık 5 TL'ydi. Devam edelim çocuklar. Evet, şimdi burada çok önemli bir bilgi var. Bu sayfayı çok dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Şimdi diyor ki 100 kuruş eşittir 1 lira. Yani 100 tane kuruşu bir araya getirirsek 1 liraya eşit oluyor. Şimdi bakalım. Burada 2 tane 50 kuruş görüyoruz, değil mi? 2 tane bakın 50 kuruş üzerinde yazıyor. Eşittir 1 TL. O zaman hemen altına yazalım. 2 tane 50 kuruş, 50 kuruş 1 TL'dir. Çünkü 2 tane 50'yi toplarsak 1 TL'ye eşit olur. 2 tane 50 kuruşu toplarsak 100 kuruş olur. 100 kuruş da 1 liraya 1 TL'ye eşittir. Şimdi devam edelim. Altta 25 kuruş görüyorum, 4 tane. Ve 1 liraya eşit olduğunu görüyorum. 4 tane 25'i toplarsam kaç olur? 25, 50, 75, 100. Yani 4'ünü toplarsak kaç kuruş oluyormuş? 100 kuruş. 100 kuruş da neye eşitti? 1 TL'ye. Yani 1 liraya eşitti. O zaman diyoruz ki 4 tane 25 kuruş 1 TL'dir. Devam edelim. Evet, biz demedik mi 100 kuruş 1 TL'dir? Evet. Bakalım burada kaç tane kuruş var? Her bir tanesinin 10 kuruş olduğunu görüyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Burada da toplamda 100 kuruş var. 100 kuruş peki kaça eşitti? Tabii ki 1 liraya eşitti. Bakın burada 1 lira var. O zaman diyoruz ki 10 tane 10 tane 10 kuruş 1 TL'dir. Yani 1 liradır. Evet, devam edelim. Bu sayfadaki bilgileri unutmuyoruz. 2 tane 50 kuruş 1 TL'ye eşit oluyor. 4 tane 25 kuruş yine 1 TL'ye eşit oluyor. Ve 10 tane 10 kuruş da yine 1 TL'ye eşit oluyor. Bu bilgileri unutmayalım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi diyor ki aşağıda verilen paraların toplam değerini bulalım. Toplam miktarını, toplam değerini bulmaya çalışalım. Şimdi bakıyorum. Burada 10 kuruş var. 10 kuruş. Burada 5 kuruş var. Burada da 1 kuruş var. Bunların toplamı kaç olur çocuklar? 10'a 5 eklersek kaç olur? 15. 15'e de 1 eklersek 16. O zaman diyoruz ki toplamda 16 kuruştur. Devam edelim. Burada 1 TL görüyorum çocuklar. 1 TL. Burada da 2 tane 50 kuruş görüyorum. Peki biz önceki sayfada ne öğrendik? 2 tane 50 kuruşun 1 TL'ye eşit olduğunu öğrenmemiş miydik? Evet. 1 TL ile 1 TL'yi toplarsak kaç olur? 2 TL. Devam edelim çocuklar. Burada 25 kuruş görüyorum. Hemen yazalım. 25 kuruş. Burada 5 kuruş görüyorum. Burada da 5 kuruş görüyorum. Bunların toplamını istiyor bizden. 25'e 5 eklersek kaç olur? 30. 30'a 5 daha eklersek 35. Demek ki burada 35 kuruş var. Devam ediyorum çocuklar. Burada 50 kuruş görüyorum. Burada ise 25 kuruş görüyorum. İkisinin toplamı kaç kuruştur? 50 ile 25'i toplarsak 75 kuruş.
75 kuruş. Evet, devam ediyoruz. Burada 1 TL görüyorum. 1 TL. Ve burada 2 tane 50 kuruş görüyorum. 2 tane 50 kuruş ne demekti? 2 tane 50 kuruşu toplarsak 1 TL olurdu, değil mi? Sonra bakıyorum 4 tane 25 kuruş görüyorum. Peki 4 tane 25 kuruşu toplarsam kaç olur? O da 1 TL olurdu. Yani 3 tane 1 TL oldu. 1, 2, 3 TL'dir toplamı. 3 TL. Evet, paraları toplarken bu şekilde sayı değerlerini üst üste topluyoruz. Silelim bunları. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Şimdi birkaç sayfa boyunca paraların toplam değerini bulmaya çalışacağız sizinle. Bakalım kaç oluyormuş. Evet, burada 10 lira var, 10 TL. Burada 5 TL var. Burada da 5 TL var. Bunların toplamı kaç olur? 10'a 5 eklersek 15. 15'e 5 daha eklersek 20. O zaman bu paraların toplamı kaç TL oluyormuş? 20 TL. Evet, devam edelim çocuklar. Burada 5 TL görüyorum. 5 TL. Burada 1 TL var. Burada da 1 TL var. Burada da 1 TL var. Bunların toplamı kaç olur? 5'in üstüne 3 TL'yi ekliyorum. 5, 6, 7, 8 TL. Toplamı 8 TL oldu. Evet, devam edelim diğerleriyle. Burada ne görüyoruz çocuklar? 10 TL. 10 TL'ye yazdım. Burada ne var? 1 TL var. Peki burada ne görüyorum çocuklar? 4 tane 25 kuruş görüyorum. Peki 4 tane 25 kuruş ne demekti? 1 TL'ydi. 4 tane 25 kuruşu toplarsak 100 kuruş oluyordu. O da 1 TL'ye eşit oluyordu. Şimdi 10 TL, 1 TL, 1 TL. Bu üçünü toplamamız lazım. 10'a 1 eklersek 11, 1 daha eklersek 12 TL. Bunların toplamı 12 TL oldu. Şimdi bunları silip diğer sayfalardaki sorularla devam edeceğiz. Evet. Devam ediyoruz çocuklar. Bunların değerlerini de bulalım. Evet, şimdi buraya bakalım. Burada ne görüyoruz? 20 TL. Burada ne var? 10 TL. Şurada da 1 TL var. Yanında da 1 TL var. Bunların toplamda ne kadar olduğunu nasıl buluruz? Hepsini toplayarak tabii ki. 20 TL'ye 10 TL eklersek 30 TL olur. 30 TL'yi 1 eklersek 31. 1 daha eklersek 32. 32 TL var diyoruz. Devam edelim, aşağıya bakalım. Burada 20 TL görüyorum. Burada 10 TL görüyorum. Burada da 5 TL görüyorum. Bunları toplarsam kaç olur? 20'ye 10 eklersem 30, 5 daha eklersem 35 TL. Evet, devam ediyorum. Aşağıda 50 TL var. Onun yanında 20 TL var. Onun yanında da 10 TL var. Bunların toplamını nasıl bulurum? Hepsini toplayarak tabii ki. 50'ye 20 eklersek 70, 10 daha eklersek 80 TL çocuklar. 80 TL. Evet, bu kadar basit. Paraları tanımak çok önemli. Paraları tanıdıktan sonra toplamda ne kadar para olduğunu bulmak çok kolay zaten. Hepsini toplayıp karşısına yazıyoruz. Devam edelim çocuklar. Evet, şimdi paralarımız biraz daha büyüdü. Daha büyük sayılar. Bakalım burada 50 TL var. Burada 10 TL var. Ve 2 tane 50 kuruş görüyorum çocuklar. 2 tane 50 kuruş neye eşitti? Hemen hatırlayalım. 2 tane 50 kuruş 1 TL'ydi, değil mi? Şimdi hepsini toplayalım. 50 TL, 10 TL daha 60 TL. Bir daha eklersek 61 TL. Evet, devam edelim. Evet, diğerine bakıyoruz çocuklar. 100 TL, diğeri 50 TL, diğeri ise 10 TL. Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. 100 TL'ye 50 TL eklersek 150 TL. 10 TL daha eklersek 150'ye 160 TL olur. 160 TL. Evet, devam ediyoruz. Burada 100 TL var. Burada 20 TL var. Burada ise 5 TL var. Üçünü toplarsak kaç olur? 100 TL'ye 20 TL eklersek 120 TL. 5 daha eklersek 125 TL. 125 TL.
Evet, bunları sildikten sonra devam edelim. Çok kolay gördüğünüz gibi sadece madeni paralarımızı ve kağıt paralarımızı tanırsak gerisi çok kolay. Zaten her ikisinden de 6 tane var. Ezberlemek, öğrenmek zor değil. Devam ediyoruz. Evet, burada 10 TL var çocuklar. Burada 5 TL var. Burada ise 1 TL ve bir tane daha 1 TL görüyorum. Evet, bunların toplamını nasıl bulacağım? Hepsini toplamam gerekiyor. 10 TL'ye 5 TL eklersem 15 TL. Bir daha eklersem 16, bir daha eklersem 17. Yani burada 17 TL var. Devam ediyoruz. Burada 20 TL var çocuklar. Burada 1 TL var. Bir de 4 tane 25 kuruş var. Peki 4 tane 25 kuruş neye eşitti? Hemen hatırlayalım. 1 TL'ye eşitti, değil mi? O zaman bunları toplayarak sonucu bulalım. 20'ye 1 TL eklersek 21, bir daha eklersek 22 TL. Evet, devam ediyoruz. Burada 50 TL görüyorum çocuklar. Burada 20 TL var. Burada da 10 TL var. Bunların hepsini toplayarak toplamda burada kaç lira para olduğunu bulabilirim. 50'ye 20 eklersem 70 TL. 70'e de 10 eklersem 80 TL. Burada toplamda 80 TL para varmış. Evet. Bunları silelim. Paralarımıza çalışıyoruz. Çünkü günlük hayatımızda çok kullandığımız bir bilgi. Hepimiz marketlere, büfelere gidiyoruz. Ve bu bilgileri kullanmak zorunda kalıyoruz çocuklar. Evet, videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.